Merhaba değerli izleyiciler. Bugün dua ile iman arasındaki ilişkiye dair kısa bir yoğunlaşma içine gelelim diye düşündüm. Çünkü duayı biliyoruz, bildiğimizi düşünüyoruz da dua ile iman arasındaki bağlantıyı çoğu defa kurmakta zorlanıyoruz diye gözlüyorum kendimden yola çıkarak. Dua ile iman arasında çok güçlü bir bağ. Her dua aslında imanın bir güzelliğidir. Her dua imanın bir gereğidir. Dua imanla çok sıkı bir ilişki içindedir. İman eden dua eder. Dua eden iman ediyordur. İman bize duayı gerekli kılar. Dua iman zemini üzerine inşa olur. O yüzden dua yaratılışla bir ilişkili bir kavramdır. Kur'an hepimiz biliyoruz ki eğer duanız olmasaydı Allah size hiç değer verir miydi buyuruyor ve insanın değerinin Allah nezdinde dua ile irtibatlı olduğunun altını çiziyor. Duayı da biz sadece dille yapılan dar anlamda bir dua olarak anlamıyoruz. Dua bir bütün halinde insanın amelleriyle, eylemleriyle, duygularıyla, düşüncesiyle, gayretleriyle ilişkili olan çok geniş bir alanı kapsıyor. Şimdi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda o bir dua insanı olarak gözleniyor. Çünkü Allah'ın onunla gönderdiği Kur'an da baştan sona kadar bir yönüyle bir dua kitabı olarak önümüzde duruyor. Resulullah'ın dualarına baktığımız zaman demin işaret etmeye çalıştığım gibi dua ile iman arasındaki bağlantıyı çok güçlü bir biçimde görüyoruz. Bunun sayısız örneği var. Neredeyse Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam her duasında biz o iman zemini buluruz. Bulmalıyız ve onu görmeliyiz. Neredeyse tabiri bile yanlış. Her duasında istisnasız iman vardır, imani bir tezahür vardır. Bunu örneklendirmek için ben binek duasını hatırlayalım diye düşündüm. Bir ayeti kerimenin okunmasından ibarettir binek duası. Resulullah'ın hayatında biraz değişik versiyonları var. Resulullah bineğe bindiği zaman ayağını üzengiye koyduğunda Bismillah derdi 3 defa, sonra Elhamdülillah derdi, sonra da o meşhur ayet var. Binek ayeti diye de bilinen o ayeti okurdu. Sübhanellezî sahharelene hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbine lemunkalibûn ayetini. Sonra da 3 defa elhamdülillah, 3 defa Allahu ekber der ve istiğfarda bulunurdu. Ya ilahel âlemin, biz nefsimize zulmediyoruz. Senden başka bağışlayan yoktur. Günahları ancak sen bağışlarsın buyururdu. Buyurduğu oldu. Ve sonra da tebessüm ederek derdi ki Cenab-ı Hak kulunun böyle dua etmesinden memnuniyet duyar. Yani kul eğer dese ki Rabbim ben özür diliyorum hatalarımdan, yanlışlarımdan ama hataları ancak sen bağışlarsın. Senden başka günahları bağışlayan yoktur. Beni bağışla derse eğer kul bu dua yaparsa eğer Cenab-ı Hak bundan dolayı memnun olur diye buyurdu. Şimdi konu asıl Resulullah'ın bu bineğe bindiğinde okuduğu duanın, ayet üzerinden duanın bize dönük mesajları. Şimdi o da nasıl bakınız imani göndermeler var. İman ile dua arasındaki ilişkiyi nasıl gözlüyoruz? Şimdi nasıl başlıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Hani besmele çekti, elhamdülillah dedi, Allahu Ekber dedi. O detayı geçerek direkt ayet üzerinden yola çıktığımız zaman ne demiş oluyoruz? Bir bineğe bindiğimizde okuduğumuz duada Sübhanellezî sahharenehe. Birincisi bu. Ey Rabbim bize bu bineği sen musahhar kıldın. Bize bu bineği musahhar kılan Allah'ı tesbih ediyoruz. O her türlü eksiklikten, noksanlıktan münezzehtir. Sübhan, o demek ya. Sübhanellezî sahharenehe. Bu bineği, binek ne olursa olsun bize musahhar kılan Allah'tır.
Onu önce tesbih ediyoruz. Ondan sonra devamında diyoruz ki biz bu biniyi kendimize Ahmet'e kılamazdık. Ömer künne Rübhanellezî sahhırını hede Ömer künne lehu mukrenin biz bunu kendimize yakın kılamazdık. Kendimize Ahmet'e kılamazdık. Bunu bizim emrimize Ahmet'e kılan odur diyoruz ikinci hususta. Yani biz aciziz. Biz takdir sahibiyiz. Bize binekleri ihsan eden odur. Bu binek ne olursa olsun, ister bağışçının hayvanı olsun, ister teknik binekler olsun, araç olsun, tren olsun, uçak olsun, her neyse, bütün bunları bize ihsan eden, bizim emrimize bahşeden Allah'tır. Onun ihsanı olmasaydı biz bunları kendimize yakın edemezdik. Bunlardan yararlanamazdık. Bu Allah'ın ihsanıdır diye yine muazzam bir imanı göndermeyi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okumak suretiyle dikkat çekiyor buna. Üçüncü olarak da ve inna ile Rabbine lemungalibun. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Rabbimiz olan Allah'adır. Allah'a dönüyoruz, döneceğiz, dönmekteyiz diyor. Burada da bir anlamda ahirete imana, haşre imana bir göndermenin olduğunu görüyoruz. Demek ki bir bineğe bindiğimizde besmele çekiyoruz, elhamdülillah diyoruz, Allahu Ekber diyoruz ve bu ayeti okuyarak üç noktanın altını çiziyoruz. Ve diyoruz ki ey Rabbimiz bu bineği bize musahhar kılan, emrimize amade kılan sensin. Birinci mesaj bu. Bu mesajı idrak etmek lazım. Yoksa duayı ben nefsin okudum değil. Ya bu duanın, bu lafzın bizi götürdüğü manaya nüfuz etmek lazım. Bu bineği sen bize musahhar eyledin. Sen bize amade kıldın. Tamam. İkincisi, ey Rabbimiz eğer senin ihsan olmasaydı biz bunu kendimize yaklaştıramazdık. Üçüncüsü, ey Rabbimiz dönüşümüz sana. Biz hepimiz Rabbimiz olan sana rücu ediyoruz. Sana dönüyoruz esprisi. İşte bu espri içerisinde bir bineğe binmek lazım. Biz binek dendiği zaman hemen bağışlayın. Yani hayvan cinsinden bir bineği hatırlamak durumunda değiliz. İster onlara binelim, ister bu teknik araçlara binelim, isterse şu üzerinde yaşadığımız dünyada bir binektir. Uzayda yol alan bir tür gemidir. Bir uzay dolmuşunda aslında biz seyahat ediyoruz. Bunu da hesaba katarak en azından zaman zaman Rabbimize bu ayet çerçevesinde üç hususu dilimizle söylerken ayet okumak suretiyle ki bu Zuhruf suresinin 13. ayetidir. Anlamıyla da o anlama kendimizi sokarak dua ile iman arasındaki bağlantıyı hissetmeliyiz. Ey Rabbimiz bize her türlü bineği musahhar kılan, emrimize amade kılan sensin. Eğer sen ihsan etmeseydin bu binekleri biz emrimize amade kılamazdık ve dönüşümüz sanadır demiş oluyoruz. Rabbimiz kendisinden razı olarak kendisine dönen bahtiyarlardan eylesin.